Bu kanun hükmünde kararnameler, bu ohal KHK'ları Türkiye'de devleti ve toplumu militarize eden anlayışın çok açık işaretlerini veriyor. Buradan demokrasi değil, bu, buradan faşist rejimler çıkar, diktatörlükler çıkar. Türkiye bu noktaya doğru ne yazık ki sürüklenmiştir. Militarist bir toplum, militarist bir devlet yaratılmaya çalışılıyor. Bakın. Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakmaksızın veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile dikkat edin. Bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır diyor. Yani ceza verilmez diyor. Hiçbir hukuk devletinde bırakın hukuk devletini hiçbir ciddi devlette olmaması gereken bir şey. Nerede olur? Militarist devletlerde olur. Nerede olur? Faşist devletlerde olur. Nerede olur? Paramiliter güçler kurarak toplumu kontrol etmek isteyen Sivil milisler eliyle toplumu korkutmak ve terörize etmek isteyen diktatörlüklerde olur. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çetelere altyapı hazırlama maddesidir. Bu hüküm bir örtülü af getirmektedir. Öncelikle yani geçmişte böyle suç işlemiş olanları ben affediyorum diyor. Neyle? Kanun hükmünde kararnameyle, o halka Peki darbe girişimine karıştı adı altında günahı olmayıp da öldürülenlerin hesabı ne olacak? Devlet bu hesabı sormakla da yükümlü, sorumlu değil mi? Bu aynı zamanda aynı zamanda bir cezadan muafiyet. Yani bundan sonra da bunları yaparsan Terörle mücadele ediyorum adı altında bunları yaparsan, benim koruma ve kollamam altında bunları yaparsan ben sana ceza verilmeyecek bir ortam yaratabilirimin işaretidir. Bu çok tehlikeli bir süreçtir. Bu toplumun bağrına fitili çekilmiş bir bomba koymaktır. Ne yapmak istiyorsunuz siz? AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan 26 Kasım 2014'te ne diyordu? Esnaflara yaptığı konuşmasında "Esnaf gerektiğinde asayişi sağlayan polistir." diyordu. "Asnaf gerektiğinde asayişi sağlayan askerdir." diyordu. Hiçbir resmi görevi olmayan esnafı daha darbe girişiminden önce bu polis ve asker gibi asayiş sağlamakla görevlendireceği inancını içinde yaşayan ve bu diline vuran bir kişiden bahsediyoruz. Bütün bu kanun hükmünde kararnamelerin oluşumunda etkisi olduğunu bildiğimiz bir kişiden nasıl güveneceğiz, salih olduğuna. Ne kadar salih olursanız olun aşağıda tabandaki insanlar kendilerince işgüzarlık yapıp böyle bir toplumsal çatışmanın fitilini ateşlerse ne yapacaksınız? Toplumu militarize eden, devleti militarize eden ve iktidar eliyle sivil silahlı çete oluşturmaya yarayacak bu düzenlemelerin derhal kaldırılması gerekir derhal kaldırılması gerekir